doğru adlandıracak olursak gastroözofageal reflü mideden yemek borusuna mide içeriğinin kaçışı olarak tanımlanabilir. Aslında gastroözofageal reflü bir hastalık değil, sadece bir semptomdur. Gastroözofageal reflü bütün sağlıklı insanlarda aslında zaman zaman olan bir durum. Ne zaman artık gastroözofageal reflü hastalığından bahsederiz? Eğer çok sıklaşıyorsa, haftada 2-3'ten daha fazla ya da kişiyi rahatsız edecek boyutlara ulaşıyorsa, o zaman gastroözofageal reflü hastalığı diye tanımlayabiliriz. Gerçek bir hastalık değil, bir fonksiyon bozukluğu olmasına rağmen artık tedavi edilmesi gereken bir durum halini alabilir. Gastroözofageal reflü, mide ile yemek borusu arasında benim kapakçık olarak tanımladığım bir kas doku var, sfinkter dediğimiz. O kas dokunun gevşekliği ile ilişkili bir durum. Mide tam doluyken bu kas doku sıkıca kapalıdır. Ama gastroözofageal reflü hastalığı olanlarda genellikle gevşek durumdadır ve mide içeriği ve mide asidi yemek borusuna kaçış yapar. Yemek borusuna orofarynkse kadar kaçış yapıp rahatsızlık verebilir. Tüm mide yanması ya da mide ekşimesi olarak tanımladığımız şikayetler gastroözofageal reflü hastalığına bağlı değildir. Gastroözofageal reflü hastalığının kesin tanısı 24 saat yemek borusunda asidik aktivitenin monitorizasyonuyla yapılabilir. Altın standart yöntem 24 saat pH monitorizasyonudur. Burundan salınan incecik bir hortum ve 24 saat boyunca yemek borusunda ulaşan asit aktivite ölçülür. Böylece bunun yoğunluğuna göre gastroözofageal reflü hastalığı var mı yok mu adı konulabilir. Reflü hastalığı bulunan kişiler özellikle akşam 7'den sonra yemek yememeyi zaten tüm kişilere öneriyoruz. Sağlıklı olan bu. Özellikle de reflü hastalığı bulunanlar bir şeyler yiyip içtikten en az 200 saat geçtikten sonra yatmalılar. Yatarken baş 40-45 derece kadar yüksek olmalı. Çay, kahve, sigara, çikolata gibi yağlı gıdalar reflü hastalığını artırabilir, reflü şikayetlerini artırabilir. Bunlara dikkat edilmeli. Gastroözofageal reflü hastalığının tedavisi yaşa ve semptomlar önce diyetine göre değişir. Öncelikle tedavi yaklaşımı bu yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme tarzı değişiklikleri, sigarayı kullanıyorsak sigarayı bırakmak. Çünkü sigara hem reflü hem ülsere zemin hazırlar, reflü şikayetlerini artırır, hem tedaviye cevabı azaltır, hem o gastroözofageal bileşkedeki gevşekliği artırır. Gastroözofageal reflü hastalığına zemin hazırlar. Sigara çok önemli burada. Bunun dışında alınan gıdalar, bazı gıdalar gastroözofageal reflü semptomlarını artırır. Bunlara dikkat edilmesi, gece yine aç yatılması, başımızın birazcık yüksek olması gibi önlemler öncelikli. Bunlar yeterli gelmediğinde bizim antiasit dediğimiz ilaçlar tabii ki uzman doktor gözetiminde ve belli sürelerde kullanılarak tedavi edilmeye çalışılır. Tüm bunlara rağmen özellikle genç yaşta çok şiddetli reflü hastalığı bulguları olanlarda cerrahi yöntemler de düşünülebilir. Artık çok daha kolay olarak laparoskopik yöntemlerle gastroözofageal bileşkedeki gevşekliği azaltıcı yöntemlerle de %80'lere varan oranda cerrahi olarak başarıyla tedavi edilebilmektedir. Gastroözofageal reflü şikayeti olan herkesin en azından bir kere bir uzman doktora görünmesi gerekiyor. Ve başlangıçta acil olmamakla birlikte bir üst GIS endoskopi, yani üst gastrointestinal sistemin endoskopik olarak incelenmesi tavsiye edilir. Daha sonra da devam eden şikayetleri olan, çünkü gastroözofageal reflü hastalığı çoğunlukla ömür boyu sürer. Çok şiddetli seyredenlerde devamlı medikal tedavi ya da cerrahi tedavi önerilmekle birlikte gastroözofageal reflü ömür boyu süren bir hastalıktır diyebiliriz. Ve en az 10 yıldır şikayetleri olanlarda başlangıçta yapılan endoskopiye ilaveten 10 yıl sonra bir kere daha üst gastrointestinal sistem endoskopi incelemesi öneriyoruz. Neden öneriyoruz? Çünkü devamlı gastroözofageal reflüsü olan kişilerde yemek borusunun
iç kısmındaki mukozada yani dokuda değişiklikler olup daha sonra kansere neden olabilecek başlangıç lezyonlarına neden olabiliyor. Yani çok uzun yıllar sonra çok masum olan bu gastroözofageal reflü hastalığı yemek borusunun malignitelerine neden olabiliyor. Bu nedenle de uzman kontrolünde olunması 10 yılda bir de üst gastrointestinal sistem incelemesi öneriliyor. Gastroözofageal reflü hastalığı olan kişilerde başlangıçta ve az önce söylediğim gibi 10 yılda bir yapılması öngörülür. Ama hastanın ilerleyici yutma güçlüğü örneğin gibi bir şikayeti varsa bu 10 yılı beklemeden tabii ki yapılır. Herhangi bir yeni bir durum mu var diye adını koymak için ya da kişinin aile öyküsünde sindirim sistemiyle ilgili malignite varsa bu maligniteler görülen bir aile ise daha erken üst gastrointestinal sistem incelemesi önerilir.